Bir gün şey diyordum ya, benim param yok. Öğrendim size, öğrendim. Ne anlattım? Hiç. Evet. Bunu hiç unutmuyorum. Şimdi, başkanım, bizim aşağı yukarı 90'lı yıllarda Kıdır abi diye bir abimiz vardı bizim. Şaban'da okuyorlar öğrenciler. Orada bekar evinde kalıyorlar. Bu öğrenciler Beyazıt'a gidiyorlar. Beyazıt'a giderken Kıdır abi bunlardan hiç param varmış. Erzincanlı bir abi. Kadir Bey. Kadir Bey bir gün arabama bindi beni. Dedi ki, bir Kıdır abi vardı bizim dedi. Dedim, Erzincanlı iki kardeş onlar dedi. Haddinden fazla İstanbul'a bir yığılma var. Anadolu'nun bazı yer, başka yerlerde bu kadar değil. Ankara'da biraz yığılma var, merkez olduğu için. İzmir'de bu kadar yok. Diğer ilçelerde, illerde bu kadar yok. Türkiye dediğin zaman aklınız İstanbul. Şimdi Zeytinburnu düşünün. 81 vilayetten insan var. Yetmiyor. Orta Asya'dan insanlar var. Yetmiyor. Balkanlardan insanlar yetmiyor. Orta Doğu'dan. Bugün Suriyelilere bir bakın. Dünya kadar Suriyeliler. Mağdur olan, kendini Müslüman ve Türk gören herkes burada. Ondan dolayı da İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek çok zor. Ben bazen düşünüyorum, eğer ben yine siyaset yapmak açısından söylemiyorum. Evet. Bizim düşüncemizde bir iktidar olmamış olsaydı İstanbul'un durumu ne olurdu? Evet. Ben düşünüyorum yani, bundan 15 yıl önceyi düşünüyorum. Başbakanımızın belediye başkanlığı döneminden önceki dönemi bir düşünüyorum. Şimdiki düşünüyorum. Bu kadar çalışmalarına rağmen o kadar çok nüfus artıyor ki doğudan, güneydoğudan kopuk kopuk insanlar geliyor diye orada sıkışan, terörden şuradan buradan sıkışan insan kendini İstanbul'a koyuyor. Haklı, İstanbul ekmek kapısı, taşı toprağı aldı. Ondan dolayı da işimiz zor, işiniz zor. Allah yardım etsin. Sizin de, belediyenin de bu işi emek veren, bu işte görev alan, hizmet veren insanların hakkı canlıdır. Şimdi başkanım, bizim Zeytinburnu mülkiyetçiler olarak biz 20 yıldır Beyazıt'ta da çalıştık. Yani Zeytinburnu, Bakırköy, Zeytinburnu, Beyazıt hattında da çalıştık. Biz 186 arabayla çalışıyoruz. Beyazıt'ta çalışıyoruz. Şimdi Beyazıt kapandı, Aksaray kapandı. Biz 20 yıldır Zeytinburnu'nun içine 150 arabayla çalışıyoruz. Bizim araba potansiyelimiz çok yüksek burada. Tabii ya. Şimdi bu 150 arabayla biz Zeytinburnu'nun içine hiçbir yere sığdıramıyoruz. Bunun için de, yani elimizdeki fırsatları değerlendirmek adına projeler sunuyoruz Ulaşım Dairesi'ne, UKM'ye. Buradan da 20 yıldır biz hiçbir cevap almadık ve gelmeye de hala devam ediyor. Dün İstanbul Üniversitesi İstanbul Odası'ndaydık. Orada da yine bir bu konu hakkında şikayet dilekçeleri geldi. Onlara da yine UKM'ye, Ulaşım Dairesi'ne sunacağız. Yani onların da bir an önce bu teklife cevap vermelerini bekliyoruz. İlediğiyle başkanımız da bunu zaten dile getirdi. Bu konuda banyo tren müdürü İsmail Özdemir müdürümüzle birlikte istişare halindeyiz. Orada çünkü yeni üretilen istasyonu çok, orası da bir atıl bir bölge. Yani müşteri oraya iniyor, yolcular, vatandaş. Oradan nereye gideceklerini farkında değiller. Ulaşım oradaki halk ve vatandaşlar yol gösteriyor. Ama bizim minibüs durağıyla Yedikule durağının arasında epey bir mesafe var. Gece geç saatlerde de orası malumunuz zaten, tren yolunun etrafı falan. Ben onların hepsini fotoğraflandırdım. Ulaşım Daire Başkanımıza da sunduk onları. Oradan iyi bir sonuç bekliyoruz. Biz esnaf olarak, halk adına. Çünkü burada biz esnaf olarak ne kadar gitmek istiyorsak, halk da bizim oraya hem İstanbul Araştırma Hastanesi'ne, Samatya'ya ulaşım. Şimdi vatandaş oradan ticari taksiyle ulaşım sağlıyor. Bizim Yedikule surlarının yanına kadar. Biz bir hiçbir ücret farkı gözetmeksizin oraya vatandaşı götürüp ve getirmek istiyoruz. UKM'nin de müdürüme söyledim zaten, Mustafa müdürüme. Dedim müdürüm, siz de dile getirdiniz. Buradaki bu makamın yapması gereken halkla esnafın arasında köprüdür. Bizim isteklerimiz olacak. Yani siz de bu isteklerimizi ve bunu ivedilikle yapmaları gerek. Çünkü orada doğan bir ihtiyaç var. Onu da sonuç alacağımıza eminim. Belediye başkanımız olsun, oda başkanımız olsun, birlik başkanımız olsun, ulaşım daire başkanlarımız olsun. Tabii bu konuda sizin de yardımlarınızı bekliyoruz başkanım. Yani Allah nasip kısmet ederse. Sonra bizim yıllardır yine burada isteklerimiz
Zeytinburnu Adliyesi'nin İncirli'ye taşınmasıyla birlikte burada biz halkla birebir yüz yüzeyiz ve burada sıkıntıları yüz yüze biz biliyoruz. Bunları da dile getirdik ve o konu hakkında hiçbir cevap alamadık. Aşağı yukarı 3 yılı geçti herhalde bizim Zeytinburnu Adliyesi'nin Bakırköy'e taşınması. Mesela Mustafa müdürümüz dedi ki ya biraz yürüsün dedi, o haritada bir ölçtü. Aşağı yukarı 450 metre adliyenin altındaki otoparka ölçtü. Dedim ki müdürüm orası dedim böyle dik bir rampa. Bir de orada haritalandırma şefi vardı Eren Bey. Dedi ki ben biliyorum dedi. Yani dedim orada yaşlısı var, adliyeye herkes gidecek. Ve başkanım adliye demek bizim Zeytinburnu'nun İncirli ile Bakırköy Devlet Hastanesi ile bağlanması demek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim halkımız malumunuz maddi olarak da yıpranıyor. Biz indiriyoruz. Merter'den indiriyoruz. Bizim son durağımız Merter. Merter'den vatandaş tekrar bir daha veriyor. Ulaşım sağlamadan. Ulaşım da hastanenin önüne yine yok. Tekrar ne yapması lazım vatandaşın? Ticaret taksiye verilmesi lazım. Zeytinburnu'ndaki vatandaşın adliye ulaşması için oradan inecek, oradan inecek yine taksiye verilmesi lazım. Burada halkın çok büyük bir mağduriyeti doğuyor. Ve bu mağduriyetleri dile getirdiğimiz halde hiçbir kesin bir cevap maalesef alamadık. Niye oraya yansımıyorlar? Trafikten mi? Trafik mi? Şimdi burada orada ulaşım dairesindeki başkanımız dedi ki itiraz var dedi. Dedim başkan ne itiraz var? Osmaniye minibüsleriyle bir numara dediğimiz Bakırköy minibüsleri razı gelmiyor, itiraz veriyorlar. Peki dedim başkanım. Bakırköy sınırında kaldığı için şimdi, o sınırın içine giremiyorsunuz. Başkanım bizim Bakırköy'e zaten mevcut. Araçlarımız giriyor bize. Belediye ruhsatımız var. Şimdi bizim oradaki çalışma sebebimizin en başı Zeytinburnu halkını götürüp Zeytinburnu halkına getirmek. Biz oradan hiçbir başka yolcu da talep etmiyoruz. Yani talep etme şansımız da yok. Ben yine dedim. Belgrad Kapı'dan başlayacağız. Şabanhan'ın içinden Kaymakamlığı'nın önünden 58 Bulvar Caddesi, Depo, Sümer Mahallesi, Derdecilerin önünden şeye çıkacağız, adliyeye çıkacağız. Adliyeye çıkacağız, Zeytinburnu halkını oraya taşıyacağız. Oradan da mevcut Zeytinburnu halkını getirip Zeytinburnu içine dağıtacağız. Ve dedim, böyle bir numaranın itirazını toz koparanla birleştiler, bir numara başkanım. Topkapı'dan kalkıyor, toz koparan için, Merter için, o kerestecilerden, bizim Marmara Forum'un önünden, Bakırköy Adliyesi'nden, Osmaniye'nin içerisinden Bakırköy Meydanı. O hattın kurulmasına bizim hattımız imza verdi. Aziz Mokunoğlu, Makuloğlu başkanlığında. Şimdi bizim imzamız olmasaydı, onayımız olmasaydı o hat kurulmuyordu. Peki o hattın halka zararı var, yararı var. Yani burada küçük düşünmeyi aşacağız. Ben oraya gittiğimde bugün mesela Merter metroya götürdüğümüz yolculara ben adliye şeye yaylaya efendime söyleyeyim Haznedar'a basın sitesine yol güzergahlarını tarif edemiyorum. Niye? Bassa yok. Ama ben İncirli'ye çıktığım zaman orada bahçelerin önü üstleri var. Taş yolu yani İstanbul'da iyi bilirim. Burada yaşamımızın çoğunluğunda geçirdik. Yani yaylası, haznedarı, efendime söyleyeyim canlı kahvesi, bütün vasıtalar var. Hastanesi. Tabii. Yok hani ulaşım açısından söylüyorum. Şimdi bugün yayladan Zeytinburnu'na gelebilmesi için vatandaşın en az 2-3 tane vasıta değiştirmesi lazım. Bunu da ortadan kaldıracağız. Çünkü başkanım yani biz bu işin içinde doğduk ve büyüdük. Dediğim gibi amcamlar olsun, babamlar olsun. Evet. Şimdi bundan yaklaşık 6 ay önce ilk çalışanlar toplantısı yaptık. O toplantıda da özellikle Türkiye Başkanı Mustafa Bey ile görüştük. Evet. Nasıl bir hat istiyorsunuz gibi ilçeden bilgiler istedim. Evet. Neler yapmamız? Sizden önceki arkadaş, genç arkadaşlardaydı. Evet. Özgür geldi. Evet. Ekimle bilmiyorum ondan gelen kim vardı arkadaşlarla. Geldiler. Belli konuları konuştuk. Nereden hat istedim? Daha farklı evet. Olarak. Bu dediğini sattı ben de önerdim. Yani evet. Özellikle adliye insanların çıkması için orada bir hat olması lazım. Evet. Büyükşehir kesinlikle ona karşı çıktı. Herhalde o olaydan dolayı ben mevzu edeyim. Evet. O bir numara dediğiniz minibüs hattı herhalde evet. Engel oldu. Ondan dolayı da biz onu gerçekleştiremedik ama diğer yerlerde eskiden yoktu. Şimdi bakıyorum her tarafta minibüs hattı var. Bir yerde iyi insanlar ulaşımını evet. Kolaylaştırıyor. Gerçekten evet. Güzel bir olay.
Ama tren seferlerinin durması sizlerin önemini biraz daha arttırdı. Evet. Gezilerin önemini biraz daha arttırdı. En azından metro faaliyeti geçene kadar, en azından aktif hale gelene kadar ki sizlerin yükün biraz daha ağır olacak. Evet. Çünkü oradaki insanları taşımak, çünkü hastaneler, evet, İstanbul'un merkezi, Sincici, evet, ve Emirli. Evet. Evet. Oradan insanları buraya taşımak sadece tramvay yeterli değil. Evet. Hattan gelen, sahilden gelen insanları, Bakırköy'e ulaşmak isteyenleri, evet, tabii ki minibüslerin şeyi, önemi çok büyük. Evet. Tabii minibüsler bu zamana kadar hep devletin olmadığı yerlerde hep devletin işini görmüş. Evet. Yani İETT otobüsü, treni vesairesi olmayan yerlerde her yerde minibüs olmuştu. Minibüs bir sektör haline geldi. Yani evet, bir anda minibüsü gözden çıkartmak falan filan bir pozisyon olamaz ama evet, minibüsün hatlarını belli bir düzene getirmekle tabii ki mükemmel bir trafik meselesini, evet, düşünüyorlardı, hatları düşünüyorlar vesaire. Bir de şey var, yani haddinden fazla minibüs trafiği kapatma pozisyonundan dolayı da böyle bir düşünceler var. Tartıştığımda, evet, madem konuyu açtık, evet, konuya girmeyecektim ama evet, haddinden fazla minibüs yok. Sen diyelim ki 25 tane kişi götürüyorsun ama bir otobüs 50 kişi götürüyor, 60 kişi götürüyor. Evet. Ayakta götürüyor, 100 kişi götürüyor. Evet. Aynı hatta gittiği zaman bir minibüsün gittiği yerden bir otobüs gidiyor, trafiği sıkıştırıyor falan gibisinden. Öyle bir, evet, açıklama olmuştu. Mümkün olduğu kadar minibüslerin adedini artırmayalım gibisinden bir şey çıkmış. Evet. Biz karar mekanizması değiliz ama biz görüşlerimizi bildiriyoruz. Onlar da fikirlerini bize beyan ediyorlar. Biz aldığımız bilgileri de halkımıza sizlere anlatıyoruz. Evet. Şöyle bir hat kuruluyor, şöyle bir şey yapılacak gibisinden. Zeytin'in ulaşım yönünden hakikaten şanslı bir ilçe. Evet. Yani bir Bağcılar gibi, bir Kadıköy tarafı gibi, bir Anadolu yakası gibi değil. Evet. Bir Esenyurt gibi asla değil bunu. Bir yandan minibüsleri var, bir yandan tramvay var, bir yandan treni var, bir yandan metrobüsü var. Her türlü aracın bulunduğu, insanların hemen bir adım attığı zaman, evet, arabaya bineceği veya ulaşımı sağlayacağı bir konumda, çok şükür. Evet. Zeytin'den şanslıyız. Tabii Zeytin'den minibüslerin de değeri tabii ki, evet, büyük. Çünkü taksiler buna yeterli değil. Özellikle yağmur günleri veya, evet, havanın bozuk olduğu günlerde çok büyük sıkıntı var. Evet. Minibüsler büyük bir açığı kapatıyor. Ben bakıyorum her yolda minibüs var ama. Mesela Kural Petrol'ün önünden minibüsün geçtiğini bilmiyordum ben. Şimdi Kural Petrol'ün, evet, önünden, evet, geçiyor, gerekirse direkt gidiyor, şeyden gidiyor, ne bileyim, tramvay hattına karışıyor. Her türlü yolu artık minibüs gidebiliyor. Eskiden öyle değildi. Belli bir hattı vardı, hattın dışına çıkmıyordu. Evet. Belli de yoldu, insanların ihtiyacı olan yerlerde minibüs olmalı. Nereden yolcu alıyor? Diyelim ki Dutluk Camii'nin oradan yolcu var. Evet. Belikiyor, devamlı. Orada bir potansiyel var. Bence uğramalı. Evet. Yani hizmetse bunu yapma. Dediğim gibi süreç iyi gidiyor. Bir ara minibüslerle ilgili ortak bir çalışma yapacaklar. Bilmiyorum bu alem ne oldu. Böyle bir çalışma yapacaklar. Şimdi büyük şehir, evet, halk otobüsüne çevirecek. Yani o gibi bir şey yapalım. Evet. Minibüsleri de minibüsçüler de ortak edecek buraya. Yani herkesin hakkı yenmesin. Çünkü, evet, dünyanın parasını verdi insanlar. At sahibi, evet, minibüs aldı ve kendini buraya attı. Büyük şehirde ortaklaşa böyle bir çalışma var bildiğim kadarıyla. Herhalde o rafa kalktı. Minibüsten anlaşamadı herhalde. Hala bir çalışma var başkanım. Yani öyle bir çalışma, evet, var. Var, hala var. Şimdi orada da yine bir yine sorunlarımız var bizim. Dün İstanbul Üniversitesi Esnaf Odası'nda toplantıdaydım ben. Yarın Başbakanımız Gazi Osman Paşa'ya gidiyor. Gazi Osman Paşa'ya da ineceği yer tam minibüs durağının olduğu yer. Berbat bir yer orada. Trafik çok kötü. Evet. O otobüsle biz oraya nasıl sıkacağız? Şimdi oradaki arkadaşlarımız bizim gerekli çalışmaları önlemleri aldı da o bizim odamızla birlikte. Buraya gerçekten biz, sokmayacaklar. Evet. Biz de minibüsçüler esnaf odası olarak yarın orada olacağız. Koordine ettik ve bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Minibüsçüler Odası arasındaki oran sorunları, aşamadığımız sorunları Sayın Başbakanımıza dosya halinde sunacağız. O da başkanımızla birlikte. Niye sunacağız. Tabii burada 6500'e yakın ticari minibüs var. Zeytinburnu şey, İstanbul'un genelinde. Şimdi burada yani ben emniyet müdürümüze gittiğimde de anlattım. Biz önce esnafız ve Anadolu örf ve ananeleriyle, geleneğiyle yetişen insanlarız biz. Şimdi esnaflık bazı fedakarlıklara gerektirir. 10 kuruş eksiyorsun, devletin otobüsüne, trenine, metrosuna, tramvayına, demir otobüsüne hiç kimse binemez. Zeytinburnu'nda böyle park edebileceğim bir yer söyle bana. Şimdi bir tane yer aklına geldi. Başka mı? Dediğim gibi adliyeye gittiğimizde Anadolu'nun altında bir yer var. O da bütün İstanbul'da, evet, bildiğim kadar bir sürü ilçelerden de oraya, evet, park edebiliyor. Başka mı?
Zeytinburnu halkını daha iyi seyahat ettirebilmek adına, ulaşımı sağlamak adına biz tekliflerimizi sunduk. Mesela otogar gitti Bayrampaşa'ya 1993'te. 1993'te Aksaray kesildi ve bizim projemizi sunduk. O zaman il trafik kurulu neler yapılabilir, ne yapılabilir? Ama ben katılıyorum, minibüsler sayısı azaltılmalı. Evet. Azaltılırsa hizmet düşer mi? Düşmez. Düşmez. Niye düşmez? Çünkü hat çok kısa zaten. Evet. Adam 5 dakikada Topkapı'ya gidip gelebilir. Evet. 10 dakikada Bakırköy'e Topkapı arasını çözebilir. Ama tutup da siz bunu bir sürü aracı bekleyerek, bir sıra bekleyerek yaparsanız hem otopark sorunu var, evet, hem bekleyecek yer yok, hem yollar yetersiz, hem o kadar da çok müşterisi olduğunu inanmıyorum. Benim şahsi kanaatim. Çünkü dedim ya demin. Burada tramvay var, minibüs var, otobüs var, tren var vesaire. Burası çok fazla. Evet. Burası farklı bir yer. O yüzden Zeytinburnu'na hafif getirilmeli. Evet. Ben bunu kafama yapıyorum. Ben bunu belediyelere ulaştıracağım. Bunu söyleyeyim size. Evet. Onun notunu zaten alıyor arkadaşlar. Evet. Elimizden geldiği kadar orada bir yardımcı olacağız size inşallah. Şimdi başkanım, şöyle bir proje vardı. Bu metrobüs hattı yapıldıktan sonra Mecidiyeköy'e giren otobüslerin hepsi iptal olacak. Düzenliyor muyuz? Minibüsler yolun ortasında, mesela diyelim ben araba kullanmıyorum, şoförüm kaptan almış. Araba kullandığım zaman da minibüsler tam gidiyor, yolun ortasında alıyor, ya azıcık kenara çekse, evet, yanından vatandaş geçecek, araba geçmiyor. Yolun ortasında duruyor, vatandaş da alışmış sağ olsun, geliyor yolun ortasında indiriyor. Mesela ben çok şikayetçiyim, açıkça söyleyeyim, bir Zeytin'de yaşayan insan olarak. Bulvar Caddesi'nden aşağı döndüğünüz zaman tam kaymakamlığın karşısında tam köşede arkadaş duruyor. Lan trafik ta öbür taraftan duruyor. Ya kardeşim ne olur kenara çek, evet, veya az ileride dur. Köşede durma, az ileride dur. Yok, mutlaka köşede duruyor ve köşede trafiği tercih ediyor. Bir sürü sıkıntılar oluyor ve insanımız da o köşede bekliyor ne hikmetse. Yani dursa aşağıda bekleyse mülkün aşağıda duracak. Bu da ayrı bir şey. Şimdi başkanım, oradan sıkıntımızı belediye başkanımıza da ilettik. Belediye başkanımız da o konu hakkında bize Zafer Bey. Köşeye döndüğün zaman yollardan araba park halinde. Evet. İşte ister ister bir sıkıntı var. Başkan oradaki park olayını çözebilsin. Orada bir yok, orada ispat yok. Var başkan, her tarafta var. Şimdi ama kira 58'in başında. Köşeyi sivri dönüzü döndükten sonra köşede araçlar park halinde. Orada bir kiralama minarına yaptı. Sana fotoğraf gösterdim. Yok dolayı sıkıntı var. Biz de cep olsa mesela ne olur? Ya şu an aklıma gelen o mesela. Ama biraz daha minibüsler tamam. Zamandan çok önemli mi? Evet. Biraz daha arkadaki trafiği, arkadaki insanları düşünmek.